Şimdi şu an Metaverse konuşuyoruz. Özellikle geçen yılın Eylül 2021'den beri bir Metaverse üzerine, Metaverse vizyonu üzerine, internetin gelebileceği nokta olarak Metaverse vizyonu üzerine konuşuyoruz. Ama bunu konuşurken buraya nereden geldiğimizi çok fazla sorgulayamıyoruz. Yani neden Metaverse konuşmaya başladık bir anda? Yani ne oldu da 1992'den beri bilinen, 92'ler 90'lı yılların ortasında ismi konulan Metaverse kavramını şu anda konuşmaya başladık? İşte onun için internetin biraz köklerine giderek en başından anlatmak istemiştim. Orada da dedim ki internet niye icat edildi? İnternetin icat edilme nedeni özellikle Soğuk Savaş sırasında askeri alanda bilginin ve bazı genel kaynakların merkezileşmesi sonucunda bu merkeziyeti dağıtmak, bir ağ kurmak amacıyla 1960'ların sonundan itibaren, 60'ların başında başlayıp 60'ların sonundan itibaren devam eden bir araştırmayla internet aslında merkeziyeti dağıtmak için icat edildi. Bu bilgiyi arada paylaşmak ve bir merkezi vizyondan kurtulmak için icat edildi. Ve fakat daha sonra 90'ların ikinci yarısından sonra özellikle Web 2.0 dediğimiz sosyal medya çağından sonra internet kullanım kolaylıkları ve bazı avantajları nedeniyle internet birkaç yerde merkezileşmeye başladı. O birkaç yer işte Facebook, Instagram, Twitter, Google, WhatsApp gibi platformlar, bu platformlar üzerinde merkezileştik. İnternet tam tersine çok daha geniş bir ağ olarak tasarlanmışken herkes aynı kabın içerisine herkesin aynı kabın içerisine sokulduğu bir merkezi yer haline geldi. Ve bu hem bazı avantajlar ortaya çıkardı hem de bazı büyük dezavantajlar ortaya çıkardı. Örneğin ben internetin ilk yıllarını yaşamış bir insan olarak yani 18, 16, 17 yaşlarında yaşamış bir insan olarak interneti ilk hayal edildi ve ilk başladığı yıllarda hepimiz, herkeste bir umut vardı. O dönemde yapılan akademilerde yazılan makaleler, bilim insanlarının görüşleri şöyleydi. Şöyle bir iyimserlik vardı. İnternet bilgiyi özgürleştirecek. İnternet bundan sonra demokrasilerin hiç olmadığı kadar gelişkin bir ortam yaratacak. Çünkü internet ifade özgürlüğüne izin veriyor şeklinde. 90'ların ikinci yarısında itibaren kurulan hayaller böyleydi. O dönemki açılan yazılan makalelere bakarsanız da hep o iyimserliğin izlerini görürsünüz. Biz internetle birlikte çok iyi bir yere gidiyoruz diye. Ve fakat sosyal medyanın icadı, yani sosyal medyanın başlaması ve sosyal medyanın başlamasından sonra internetin merkezleşmesi sonucu inanılmaz büyük sorunlar ortaya çıktı. İşte bunlar dezenformasyon, çünkü bilgi özgürleşti, enformasyon özgürleşti ama dezenformasyon da özgürleşti. Evet, demokrasileri geliştirecek ifade özgürlüğü gelişti ama ifade özgürlüğünü kötüye kullanan nefret söylemi, ırkçılık, ötekileştirme gibi akımlar da internette çok güçlü hale geldi. Ve insanlar birbirlerini bulmaya başladıkça neyin gerçek, neyin gerçek olmadığına ilişkin inanılmaz bir yere doğru gitmeye başladık. Bugün Google'a girin, dünyanın düz olmadığı ile ilgili bilgi arayın, bulursunuz. Yani her şekilde dünyanın düz olmadığına ilişkin gruplar bulursunuz, dernekler bulursunuz. Ve eğer kendinizi dünyanın düz olmadığına ikna etmek istiyorsanız Google'da bununla ilgili veriye ulaşırsınız. Çünkü internet ona da izin veriyor. Ve bütün o merkezi sistem içerisinde bir anda bütün herkes birbirine daha çabuk bulabiliyor. İşte böyle sorunlara doğru gitmeye başladı internet, merkezileşmeyle beraber. Sonra işte Eylül ayında bir anda Facebook kurucusu Mark Zuckerberg bir lansman yaptı. Ve dedi ki biz artık ismimizi Meta diye değiştirdik ve dünya internet Metaverse diye bir yere gidiyor. Bu açıklamayı okumak için, yani bunu neden böyle bir anda Metaverse konuşmaya başladığımızı anlamak için 2016 yılına kadar geri gidelim. 2016 yılında ne oldu? Amerika'da bir başkanlık seçimi oldu. Ve Amerika'da Donald Trump Amerika'nın başkanı oldu. Bu seçimle ilgili seçimden 2016'dan 2020'deki yeni seçime kadar Amerika'da şu tartışıldı. Bu seçimde Facebook'taki kişisel verilerin insanların usulsüz bir şekilde alınarak 50 milyondan fazla kişinin kişisel verisinin alınarak onlara kişiye özel hedeflemeli reklam yaparak seçim döneminde kanaatlerini, algılarını değiştirdikleriyle ilgili bir iddialar ortaya atıldı. Bu skandalın adı Cambridge Analytica'ydı. Rusya kaynaklı bir odağın Amerika'daki seçmenin algısını kişisel olarak hedefleyerek değiştirdiğine ilişkin bir algı ortaya atıldı. Ve Donald Trump'ın seçimi kazanmasında bunun çok büyük rol oynadığına
rol oynadığı iddia edildi ve bununla ilgili pek çok kanıt ortaya atıldı. Böyle olunca Amerika'da daha önceki yıllarda hayranlıkla ve işte dünyanın en büyük şirketleri Amerika'daki sosyal medya platformları gibi bir övünmeyle, bir hayranlıkla bakılan sosyal medya platformlarına bakış değişmeye başladı. Özellikle 2016'dan itibaren. Tabii ki daha erken vakitte başlamıştır. Gözetleme kapitalizminin kökü daha geridedir. Ama 2016'dan itibaren böyle bir bakış başladı. Ve giderek Facebook gibi platformlar için çember daralmaya başladı. O eskiden olduğu gibi bilginin içerisinde hareket ettiği, merkezi internetin hareket ettiği çemberin, o rahat hareket ettikleri alan daralmaya başladı. Sonra ne oldu? 2020 Kasım'ında yeni bir seçim oldu Amerika'da ve Amerika'nın başkanı Joe Biden oldu. Joe Biden göreve geldi, iki kritik atama yaptı. Bir tanesi Federal Ticaret Komisyonu'nun başına, Lina Khan diye bir eleştirmeni atadı. Beyaz Saray'da büyük teknolojiyle ilgili en önemli danışmanlık koltuklarından bir tanesini de Tim Wu'ya verdi. Her ikisi de Amerika'da Big Tech, büyük teknoloji eleştirmenlerinin başını temsil eden çok ciddi insanlar. Yani bu atamalar Joe Biden'ın sosyal medya platformlarının düzenlenmesiyle ilgili yaklaşımına bir ipucu olarak görülebilir. Yani Joe Biden nasıl bakıyor diye, ki bunun tesadüf olmadığı, bu atamaların özellikle yapıldığı, daha sonradan şöyle bir açıklamayla da tescillendi. Pandemi başladıktan sonra Joe Biden'la ayaküstü yapılmış bir röportaj var. Gazeteciler Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden'a mikrofonu uzatıyorlar. İşte ne düşünüyorsunuz pandeminin şeyle ilgili diye. Joe Biden diyor ki orada Facebook insanları öldürüyor. Yani bir Amerika başkanı dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan bir Amerikan şirketine direkt olarak böyle andı. Facebook insanları öldürüyor. Bu o kadar önemli bir an ki aslında sonradan bundan biraz geri adım attı. Öyle demek istemedim falan filan diye. Kastettiği şey işte bu aşı karşıtlığının, pandemiyle ilgili yanlış bilginin, birçok pandemiyle ilgili pek çok verinin infodemi dediğimiz şekilde internette dağılmasıyla ilgili bir eleştirisiydi bu Joe Biden'ın. Ama bütün yaptığı atamalar da büyük teknolojiyi, büyük teknolojinin tröstleşmesini, sosyal medya platformları üzerine tröstleşmesini dağıtmak isteğiyle ilgili bir vizyonu var. Böyle olunca Facebook için söylediğim çember biraz daha daralmaya başladı. Neden daralıyor Facebook'la ilgili çember? Çünkü düzenlemek istiyorlar. O eskiden olduğu gibi verileri sınırsızca, kontrolsüzce insanların kişisel verilerini toplayıp onlar üzerinden bir ticaret yaratma hacimleri daralmaya başlıyor. Ondan sonra yine geçen yılın Eylül ayının, 2021'in Eylül ayının başlarında Facebook eski bir Facebook çalışanı Frances Haugen, whistleblower diyorlar İngilizce, işte muhbir ama böyle biraz daha şey muhbir, öyle ispiyonlayan değil de iyi niyetle, kamusal olarak iyi niyetle yapılmış bir ihbar olarak Facebook'un geçmiş yıllarda şirket içerisinde insanlara zarar verdiğiyle ilgili araştırmaları nasıl gizlediğini, Facebook'un bazı konularda nasıl kötü niyetli davrandığını iddia eden bazı belgeler açıkladı Amerika'da Frances Haugen. Bu eski bir Facebook çalışanıydı. Sonra onun da açıklamalarıyla beraber, hatta Frances Haugen Avrupa'yı gezdi 2022'nin ilk dönemlerinde. Şu an Avrupa'da yapılan dijital hizmet, Avrupa Birliği'nin hazırladığı dijital hizmetler yasasının çerçevesine de büyük katkıda bulundu eski bir Facebook çalışanı. İşte bu ihbar olayı da çıktıktan sonra Facebook iyice köşeye sıkıştı ve zaten 2014 yılından beri çalıştığı VR üzerine çalıştı. Bir VR şirketini almıştı. Oculus'u almıştı ve onun üzerinden gözlükler, VR gözlükleri üretmek üzere bir çalışması zaten vardı. Bir anda bütün bu sıkıştığı gündem içerisinde Metaverse diye bir lansman yaptı. Meta diye ismini değiştirdi. Bütün o geçmişin üzerindeki yükünü atmak istedi. Ve bu lansmandan sonra biz bir anda bütün dünyadaki internetin, teknolojinin vizyonuyla ilgili düşünen insanlar Metaverse konuşmaya başladı. Daha Metaverse aslında birkaç yıldır konuşulan bir şey. Ben 3 yıldır falan, 2-3 yıldır yazılarda biraz değinmekle beraber 2-3 yıldır Metaverse ismini görüyordum. Ama bir anda şeye girdi, dolaşıma girdi. Çünkü Facebook köşeye sıkışmıştı. Sonra diğer Metaverse, daha merkeziyetsiz Metaverse platformunda bunu bir fırsata çevirmeyi kendilerine görev bildiler. Haliyle ayaklarına top geldi. Çünkü neden? Çünkü Metaverse şu anda inşa ediliyor. Bir şantiyenin içerisindeyiz.
iki tür zorluğu var. Birinci zorluk, Metaverse, söylendiği anlamda Metaverse vizyonun içerisine girebilmemiz için bizim şu gözümdeki gözlük gibi AR gözlüklere herkesin sahip olması lazım. Ve bu kadar rahatsız etmeyen, yani benim şu an gözümde bir gözlük var, bu kadar rahatsız etmeyen bir gözlük teknolojisinin hem işlemci olarak, hem batarya olarak, hem bir teknoloji olarak geliştirilmiş olması ve yayılması lazım. Ama şu an Metaverse gözlüklerine baktığınızda, içinizde mutlaka deneyenler vardır, o VR, o kulisleri falan. Bende var bir tane. Şöyle bir şey, at gözlüğü gibi. Arkalarda bir yerde kullanmıyorum bile yani. Çünkü o kadar zor ki. Bir saatten fazla gözünüzde tutamıyorsunuz o şeyi. O kocaman şeyi. İşte böyle bir garip bir kenarları falan gösterme çok... Merhaba tekrar. Tekrar evet. Bakın Metaverse konuşuyoruz. Zoom'da bile ne kadar büyük zorluklar var. Teknik zorluklar. Evet. Ki biz böyle vücudumuzla ya avatarlarımızla içinde olduğumuz bir vizyondan, ama tam da o zorlukları anlatırken bağlantının kesilmiş olması aslında tam bir şey. Çok konuya da uygun bir şey oldu. Konuya da uygun bir örnek oldu. Yani örnek vermiş gibi oldum. İşte bu işlemci güçleri, internet hızıyla ilgili zorluklar Metaverse'ün hemen gerçekleşmeyeceğini gösteriyor. Elbette bir gün gerçekleşecektir. 2030'lardan sonrası için hedefleniyor zaten. Gözlüklerin, gözlük teknolojisinin 10 yıl olduğu, en az 10 yıl geçeceği söyleniyor. Ama biz işte Facebook'un sıkıştığı günden ve bir sonraki turdaki veriyi toplamak için yatırım yapmasıyla bunun içine girdik. Yani ben şu anda Metaverse içerisinde bir şeyler yapıyoruz ya da yapmak istiyoruz diyen insanları, kurumları, şirketler tabii ki yapacak. Samsung'lar, Apple'lar, bazı büyük markalar, Nike'lar tabii ki o alana yatırım yapacaklar ve oradaki şeyleri görecekler. Ama onun haricinde genellikle kurumların ya da insanların, bireysel insanların girip de bir şeyler yapacağım demek için şantiye içerisinde gezinmeye benzetiyorum. Yani bir şantiye içerisinde kaskla gezinip Metaverse başlamış, işte biz de burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz gibi bir durum var şu anda. Çok erken bir aşamasındayız. Elbette gelecektir. Çünkü böyle teknolojilerde şöyle bir prensip vardır. Birçoğunda gördük. Şu an elektrikli arabalarla ilgili en iyisini görüyor. En iyi örneklerini görüyoruz. Önce yavaş yavaş, sonra birdenbire. Biz şu anda önce yavaş yavaş aşamasındayız. Aynı cep telefonlarında da bunu gördük. Bir dönem Türkiye'de cep telefonu başladığında Türkiye'nin en büyük şirketleri, hep anlatılan bir örnektir, Sabancılar, Koçlar şeye girmediler. GSM işine girmediler. Çünkü dediler ki herkes iş adamı değil ki. Neden herkes iş adamı değil ki elinde telefon taşısın? Bu sadece bir takım iş çevrelerinde telefonla her zaman konuşma ihtiyacı olan insanların kullanacağı bir teknoloji diye düşünüldü 90'lı yılların ikinci yarısında cep telefonuyla ilgili. Sonra ne oldu? Bir anda yavaş yavaş giden bir süreç hepimizin telefonu olmasıyla sonuçlandı. Sonra akıllı telefonlar geldi. Onlar da başlangıçta biraz pahalılardı. Kim olacak giderken şu an hepimizin neredeyse akıllı telefonu var. Birdenbire gelişti. Metaverse'de de elbette bu aşamaya gelinecek. Ama şu anda bu kadar büyük bir hype şeklinde konuşuyor olmamız birinci sebebi Facebook'un Amerika'da sıkıştığı gündem ve oradan kendini çıkartma çabası. Bir yandan da diğer merkeziyetsiz platformların bu platformların işine gelmesi bu durum. Neden işlerine geliyor? Çünkü onlar da aslında o Metaverse'ü geliştirmek için kaynak topluyorlar buradan. Ve o yüzden de insanlar Metaverse'den arsa alıyorlar. Oradaki arsaların değerlenip değerlenmeyeceğine ilişkin spekülasyonlar yapılıyor. Şey yapılıyor, ama şu soru genellikle atlanıyor. Hangi Metaverse? Yani hangi Metaverse'den arsa aldı? Metaverse'de İstanbul'un hepsi satıldı deniyor mesela. Hangi Metaverse'de İstanbul'un hepsi satıldı? Çünkü Decentraland var, Sandbox var, işte Roblox'u bir şey sayabiliriz. Metaverse evreni sayabiliriz. Oyundur kendisi ama Fortnite'ı sayabiliriz. Fortnite var. Bir takım Omnium gibi farklı farklı bir sürü Metaverse platformu var. Bunların hangisi ileride merkezli olacak? Şimdi birkaç tane isim sayayım. MySpace, FriendFit, Google Plus. Bunları içinizde hatırlayan mutlaka vardır. Ama bunlar Facebook'un rakipleriydi. Yani Facebook başladığı yıllarda Facebook'un rakipleriydi. FriendFeed'i, MySpace'i, Google Plus'ı. Google, koskoca Google, Facebook'a rakip bir platform geliştirmişti. Ama olmadı. Neden olmadı? Çünkü Facebook ilk başta girmişti işin içerisine ve orada bir merkezi
sağlamıştı. Bir takım başarılar göstermişti. Kullanım kolaylığı ve gelişim çizgisi açısından. Orada toplandık. Bugün nereden biliyoruz diğer Metaverse platformlarının da şu an ismini hatırlamadığımız platformlar gibi olacağını? Metaverse üzerine adı geçen platformların. Yani bir şey üzerinden bir takım spekülasyonlar yapılıyor ve arsalar satılıyor. Ama hangi Metaverse sorusu genellikle atlanıyor burada şeyde. Çünkü onlar da eğer o arsaları satabilirlerse, o parselleri satabilirlerse şey yapacaklar. O kendi platformlarını daha da geliştirecekler. O yüzden kimsenin konuşmak istemediği bir tarafı var Metaverse'ün böyle. Bu hype'ın. Elbette bir yere gidecek. Bir tanesi yükselecek. Belki şu an ismini bilmediğimiz bir Metaverse platformu geleceğin en büyük Metaverse'deki temsiliyetlerinden biri olacak. O gözlükler geliştirildiğinde, insanlar kaydolduğunda öyle olacak. Ama şu anda bilmiyoruz. Ama biliyoruz, şunu biliyoruz ki 2002'de bile bir Metaverse platformu vardı, Second Life. Şimdi yeniden canlandırmaya çalışıyorlar. 2002 yılında Second Life diye bir oyun geliştirdi. Her ne kadar gözlükler olmasa da ekranlar üzerinden girdiğiniz bir Metaverse, haritalı bir Metaverse platformuydu aslında. Adı Metaverse olmasa da ve onun içerisinde insanlar oyun oynuyorlardı. Paralel bir hayat kuruyorlardı. O zaman da çok yazılar çıkmıştı. İşte Second Life internetin yeni dönemi olacak. İnsanlar orada yaşayacak diye. Bugün 2022 yılındayız. Second Life yeniden ancak bu tartışmayla birlikte canlandı. Dolayısıyla bu teknolojilerin hayranı olmaktan ziyade bunların nereden geldiğini ve nereye gittiğini sorgulamak ve farklı bir alanda gelişim çizgilerini incelemek gerekiyor. Yani Metaverse'e elbette inanabiliriz. Elbette çok büyük bir vizyon, bir hayal olarak önümüzde duruyor olabilir. Elbette bu dönemden Metaverse üzerine çalışmaya başlayabiliriz. Ama buradaki arkasındaki çalışmayı da gözden kaçırmamak gerekiyor. Onun için de sosyal medyanın tarihine gitmemiz lazım. Sosyal medyanın tarihi Amerika'daki bir yasayla başlar aslında. O yasanın adı Amerikan İletişim Ahlakı Yasası'ndaki kısım 230 diye bir bölüm vardır. Kısım 230 bölümü sosyal medyada Amerika'da gelişimine şöyle katkıda bulunmuştur. Sosyal medya platformlarını, internetteki bazı platformları, çok katılımcılı platformları kullanıcıların yazdıklarından sorumluluğunu azade tutar. Bugün ben mesela bir gazetede yazıyorum. Bir televizyonda program yapıyorum. Başka bir yerde podcast yapıyorum. Benim burada gazetede yazdığımdan gazetem de sorumlu. Televizyonda konuştuğumda, yorumcu olarak televizyonda konuştuğumda Gain platformu da sorumlu. Sokrates'te podcast yapıyorum. Sokrates de sorumlu benim podcast'te söylediklerimden. Neden? Çünkü onlar birer kurum var. Sorumlulukları var benim söylediklerimle ilgili. Ve bir yayıncı kimliği taşıyorlar. Ve fakat sosyal medya platformları böyle bir şey taşımıyor. Eğer Twitter'da ben bir şey yazarsam ya da Facebook'ta bir paylaşım yaparsam yasal olarak bundan ben sorumluyum. Facebook ya da Twitter sorumlu değil. Yani doğru olan da bu gibi görünüyor. Çünkü kocaman bir platform. Milyonlarca insanın içerisinde hangi birini kontrol etsin? O yüzden de işte bunu sağlayan yasa İletişim Ahlakı Yasası. Amerika'daki kısım 230, Amerika ile İletişim Ahlakı Yasası'ndaki 230. bölüm bu platformlara bu şeyi sağladı. Bu sorumluluktan azade tutma durumunu sağladı. Şu anda yavaş yavaş bu yasayı daraltmaya çalışıyorlar. Hem Avrupa Birliği'nden gelen baskı, hem Amerika'dan gelen baskıyla artık platformların da birer yayıncı olarak kimi durumlarda yayıncı olarak değerlendirilmesi tartışıyor. Ama 90'larda çıkan bu yasa sosyal medyayı belirlemişti. Facebook'a ilk girenler mutlaka aranızda vardır. 2004'te kuruldu. Türkiye'de 2007'de genel olarak yaygınlaştı. Bizim ilk kullandığımız Facebook'ta like diye bir tuş yoktu. Facebook böyle bir albüm hazırlardık. İçerisinde öyle bir akış da yoktu. Kendimizi tanıtan fotoğraf albümü gibi bir şeydi. Yüzümüzün fotoğrafı, işte bazı beğenilerimizle ilgili bilgiler gibi. Ama bunların altında like tuşu yoktu. Bir yorum kısmı vardı. Yorum kısmında insanlar yorumları yapardı. Beğenilerini, beğenilmemelerini ifade ederlerdi. Sonra yavaş yavaş geliştirirken 2009 yılında, yani 2004'te kurulan ve 2007'de Türkiye'de yaygınlaşan Facebook'a beğen tuşu eklendi. Beğen tuşu eklenince artık insanların beğenilerini ve insanların beğenileriyle ilgili verileri takip etme olanağı ellerine daha fazla geçti. Ve bir algoritmalar başladı içerisinde. Bu algoritmalarla kişiye özel bir akış gösterebiliyorlardı. Yani Ümit Alan'ın gördüğü Facebook akışıyla Ümit Alan'la aynı kişilerle arkadaş olan bir başkasının gördüğü Facebook akışı farklı olmaya başladı.
Neden? Çünkü platformun bir amacı var. Platformun amacı hangi platformdaysam orada beni daha fazla tutmak, içerisinde daha fazla kaldığım için daha fazla verimin birikmesini sağlamak ve benim biriken verimi daha sonra hem reklamcılara hem de farklı amaçlardaki insan araştırmacılara pazarlamak. Bütün amaç bu. Bu yüzden o algoritmalar like tuşundan sonra geldi. Biz bu değişime şahit olduk platformların içerisindeyken ve orada yeni bir ekonomi oluştu. O da nedir? Platform bedavadır. İçine bedavaya gireriz. İçine bedavaya girdiğimiz için kendimizi iyi hissederiz. Paylaşımlar yaparız. Kendi personelimizi yaratırız. Orada aldığımız beğenilerle, like'larla da iyi hissederiz. Bazılarınız bunu ticarete çevirebilir. Yayıncılık, içerik yayınlamaya başlayarak gibi bir durumu vardı. Ve bu platformların içerisinde işte bugün tartıştığımız, bugün bütün dünyanın tartıştığı sağlıksız ortamı yarattı bu algoritmalar. Kimilerimizi yankı odalarına soktu. İşte yankı odası nedir? Biz kendi siyasi görüşümüze uygun insanları takip ederiz ya da arkadaşlarımızı. Eğer bizim görüşümüze uymayan birisi varsa onu arkadaşlıktan çıkartırız, bloklarız falan yaparız. Ama sonra yavaş yavaş diğer tarafı hiç görmemeye başlarız. Çünkü bütün akış oradan gider. İşte yankı odaları bu şekilde oluşmaya başladı. Ve bu yankı odalarıyla birlikte ben eğer neye eğilimliysem onu göreceğim bir akış oluşmaya başladı. O da beni gerçek bilgiden uzaklaştırabilirdi. Yani geçen sene Amerika'da yapılan bir araştırma Facebook'taki aşı karşıtı yanlış bilgi propagandanın toplamda 12 kişiden yayıldığını gösteriyordu. Yani 12 süper yayıcı var. 12 süper yayıcı oturuyorlar. Aşılarla ilgili şüpheleri var. Ve bunu bütün Facebook ekosistemine %80'inden fazlasına yayma olanağı buluyorlar. Bu da onlara bir neye hizmet ediyorlarsa bir şey yaratıyor. Bunu ne sayesinde yapıyorlar? Algoritmalar sayesinde yapıyorlar. Ve bu algoritmalar şeffaf değil. Platformlar algoritmaları neden kullandıklarını, neden ve neye göre belirlediklerini topluma açmıyorlar. Aynı zamanda bu algoritmaları seçme olanağımız çok kısıtlı. Seçiyoruz başa dönüyor, seçiyoruz başa dönüyor ve ters kronolojik akıştan uzaklaştık. Yani Twitter'ın da Facebook'un da ilk yıllarında arkadaşlarımızın yazdıklarını onların yazma sıralarına göre en son yazanı en önce görmek, aşağı kaydıkça yazılma ve paylaşılma sırasına göre görecek bir akış vardı sosyal medyada. O ne oldu? Yeni bir algoritmayla bir düzene sokuldu ve o düzen şeffaf değil. Şu an Avrupa Birliği'nin yeni hazırlanan, henüz tam detaylarını görmediğimiz dijital hizmetler yasası algoritmaları şeffaflaştırmayı ve insanlara algoritmalarını seçme olanağını daha fazla tanımayı öngörüyor. Yani detaylarını daha görmedik. Tam metin yayınlanmadı. Ama gördüğümüz zaman göreceğiz ki algoritmaları seçmek için bazı şeyler kazanıyoruz. Şu an Instagram'da var mesela. Bir ayar var ama her defasında yeniden yapmamız gerekiyor. Her girdiğimizde takip ettiklerim favoriler diye bir şey var Instagram'da. Eğer arkadaşlarımızın yazdıklarını yazma sırasına göre görmek istersek onu sürekli değiştirmemiz gerekiyor. İşi zorlaştırıyorlar yani. Açmak istemiyorlar çünkü işlerine gelmiyor. Neden işlerine gelmiyor? Çünkü platformda kalmamız lazım. Daha ilgi çekici şeyler görmemiz lazım. Fakat bu ilgi çekici şeyler yavaş yavaş şeye doğru gitmeye başlıyor. İnsanların kötü etkilendiği, kötü hissettikleri yerlere doğru da gitmeye başlıyor. Özellikle işte biraz önce Facebook'un eski çalışanının bir ihbar yaptığından bahsetmiştim çalışmayla ilgili. Facebook'un kendi yaptırdığı bir araştırma Instagram'daki genç bireylerin özellikle genç kızların beden algılarıyla ilgili çok ciddi bir depresyona, intihara kadar varabilecek ciddi depresyonlara sebep olabileceğini gösteriyordu araştırma. Yani Facebook, Instagram kendi yaptırıyor bu araştırmayı, görüyor. Fakat bunu görmesine rağmen bunu gizleyerek devam ediyor. O şekilde şeffaf olmayan bir algoritma. Çünkü beden algımla ilgili bazı şüphelerim var. Bir genç kız olduğumu düşünün. Ergenlik çağında yeni yetişiyorum. Şüphelerim var. Onunla ilgili hesaplara bakmaya başlıyorum. Sonra yavaş yavaş sürekli benim algoritma onları takip ettiğim için benim algoritmamda onlar çıkmaya başlıyor sayfamda. İşte zayıflamayla ilgili, zayıflama haplarıyla ilgili, işte sağlıklı olmayan zayıflama yöntemleriyle ilgili birçok sayfa bir anda o algoritmada sıralanıyor. Çünkü ben onunla ilgili bir şikayete sahibim. Makine bunu anlıyor ve bununla ilgili bir şeye geçiyor. Bir algoritmik sıralamaya geçiyor. İşte şu anda dünyanın gittiği süreç, internetin gittiği süreç bunun çok ciddi düzenlenebileceğini gösteriyor bize. Hem Amerika'da Joe Biden yönetiminin bu konudaki tavrı, hem Avrupa Birliği'nin dijital hizmetler yasası,
artık yavaş yavaş o sosyal medya platformları için o eski çağın kapanmaya başladığını gösteriyor. İşte Metaverse vizyonu da o eski çağ kapanırken bu algıdan uzaklaşıp yeni turda bir veri toplama aracını nasıl sahibi olabiliriz kavgası aslında. Temelinde bu. Yani yeni turda çünkü ne olacak? O zaman bizim göz hareketlerimizi de takip edecekler. Şu an bizim bu ekranda elimizi dolaştırdığımız yerlere haritayla, ısı haritalarıyla görebiliyorlar. Hangi tıka gittim, hangi sekmeye gittim, o sekmenin rengi ne? O sekmenin rengi mavi değil de kırmızı olsa daha mı iyi olur? Kırmızı değil de yeşil olsa daha mı iyi olur? Bunları hep fark ediyorlar bizim elimizin gezindiğiyle. Ama bir sonraki turda, yani bunu da gözümüze takıp da internette burada görmeye başladığımızda daha fazla veri toplama, gözümüzün nereye baktığı, nerede daha fazla durduğu, nasıl, neyi nasıl yaptığımız, mesela Zuckerberg geçenlerde kendi sayfasındaydı galiba, şeyi açıklıyordu, çoklu öğrenme şeyiyle ilgili. Yani gözlük gözünüzdeyken, o Facebook'un gözlüğü, çorba yapıyorsunuz diyelim. Çorbaya bakıyorsunuz, karıştırıyorsunuz, bir malzemeyi unuttunuz. Tuzu eklediniz, baharatı eklediniz, karabiberi unuttunuz. Bir anda gözlük sizi uyarmaya başlıyor. Yani burada bir bildirim çıkıyor. Bak bu çorbada karabiber de vardı. Karabiber de koymak ister misin diye soruyor. Çünkü senin baktığın yeri, senin gerçek çorba yapma sürecini takip ediyor o şeyinle, oradaki cihazıyla. Söylüyor. Evet, bu faydalı bir şey. Yani çorbanın sonuçta bir malzemesi eksik olmasa güzel olur. Ama bu her zaman iyi niyetle mi kullanılabilir? Yani her zaman çorba yapmak, çorba yapmaya yardım etmekle ilgili kullanılır. Hayır. Birçok şeye ilişkin farklı farklı şeyler çıkartabilir. Yani AR dediğimiz artırılmış gerçeklik, gerçek görüntülerin içerisine bir şeyler ekliyor. Yani benim yanımda bir Pokemon belirdiği zaman, şuramda siz bir Pokemon gördüğünüz zaman bu AR'la eklenmiş bir Pokemon oluyor. O gözlüklerde ona sahip olacak. Belki de insanlara görmek istemedikleri şeyleri göstermeyen, daha fazla görmek istedikleri şeyleri gösteren yeni bir şeye çıkartacak. Şu an iki insan var. Bir tanesi VR teknolojisinin gelişmesinde çok önemli katkıları olmuş. Jaron Lanier hala Microsoft'ta çalışıyor VR ile ilgili. Bir tanesi AR gözlüğün gelişmesi için icadında önemli katkıları olmuş. Louis Rosenberg. İkisinin de çok aynı internetin mucitlerinden Tim Berners-Lee gibi çok korkuyla yaklaştıkları bir süreç bu. Yani evet biz bu teknolojiyi başlattık, geliştirdik ama bunun kötüye kullanılma risklerinden çok korkuyoruz diyorlar. Yani hem VR gözlüğün mucitlerinden biri hem AR gözlüğün mucitlerinden biri bu teknolojilerin kullanılma biçimiyle ilgili korku içerisinde. İşte röportajları var. Louis Rosenberg ve Jaron Lanier isimlerini aratırsanız çıkar muhakkak karşınıza. Benim de yazılarımda defalarca andığım, benim yazılarımda da karşılaşabilirsiniz. Bu iki insanda bu gözlükler çok kötü ve kullanılabilir gibi bir korku içerisinde. Merkezli platformlar. Ve bu konuda ne Facebook'un geçmişi o kadar parlak ne de diğer platformlar. Çünkü hep bir mücadeleyle geçiyor. Biz bir şeyi fark ediyoruz, iptal ediyorlar. Bir şeyi fark ediyoruz, eleştirmenler yazıyor, iptal ediyorlar. Bir şeyi fark ediyoruz, hemen geri çekiliyorlar. Düzenlene düzenlene gidiyor. Çünkü teknolojiler hep böyle gelişir zaten. Hep benim daha önce konuşmalarımı dinleyen ya da yazılarımı okuyan varsa muhakkak rastlamıştır. Hep verdiğim bir örnek var. Belki şu an 100. defa aynı örneği veriyorum. Otomobilin icadıyla, ilk otomobilin icadıyla emniyet kemerinin yasal zorunluluk haline gelmesi arasında 100 yıl var. İnsanlar bir yeni bir teknoloji içerisinde ölmemeyi 100 yılda öğrenmişler. 100 yılda demişler ki aa bu araba gidiyor. Biz bir de buraya bunu bir yasal zorunluluk, emniyet kemerini yasal zorunluluk haline getirelim ki insanlar daha az yaralansın, daha az ölsünler gibi bir yerin yasal zorunluluk olması 100 yıl sürmüş. İnternete baktığımız zaman 95'ten itibaren evlere yaygınlaştığını düşünürsek daha 22-27 yıl oldu. Sosyal medyaya baktığımız zaman ilkini Facebook kabul edersek daha 18 yıl oldu. Çok başındayız, çok yeniyiz ve mücadeleyle şey yapıyoruz. Mesela Facebook'un arkadaşlarımızı tanıyan yüz tanıma özelliği vardı. Face recognition. Yani fotoğrafın içerisinde sizin paylaştığınız fotoğrafın içinde benim fotoğrafım varsa ümit alanı etiketlemek ister misin diye sorardı Facebook. Bunu mutlaka görmüşsünüzdür. Yani çünkü benim yüzümden tanıyor. Facebook profilimle eşleştiriyor, tanıyor. Ve size diyor ki ümit alanı da etiketlemek ister misin? Bu fotoğrafta o var diyor. Korkunç bir şey aslında. Tanıyabilmeleri, o yüzleri kaydetmeleri, sonra şey yapmaları. Bununla ilgili birçok mücadele yapıldı. Davalar açıldı, soruşturmalar geçti.
Bunu böyle soramazsın. Çünkü bunu Facebook şöyle pazarlıyordu. Yüz tanıma özelliğini açmak ister misin? Bu senin hesabının taklit edilmesini engeller. Yani böyle güzel bir karanlık kalıp koymuşlardı oraya. Siz bakıyordunuz gizlilik ayarlarına. Ha, benim hesabım taklit edilmesin, ben hemen açayım yüz tanıma özelliğini diyordunuz, diyorduk. Ve sonra açılıyordu. Ve sonra bizim yüzümüzün bütün bilgisi, bütün bu yüzümüzün şekli orada kaydediliyordu. Ve pazarlama dünyası satılmak üzere orada bir yerde duruyordu. Bununla ilgili mücadele başladı. Facebook bunu küçük bir açıklamayla geçen yıl Ekim-Kasım ayları civarında bıraktı. Çünkü Metaverse dünyasında bunun ne kadar büyük bir tehlike olacağına ilişkin birçok makale başlamıştı eleştirmenler tarafından. Bıraktı. Yani hep bir mücadele var. Onlar bir özellik getiriyorlar. Eleştirmenler, bilim insanları itiraz ediyor, geri çekiliyorlar. O yüzden şu anda VR'ın mucidi, VR gözlüğün mucitlerinden birinin ve AR gözlüğün mucitlerinden birinin korku içinde olması beni de biraz endişelendiriyor. Ama neyse ki artık biraz daha fazla düzenleme var ve hat buradan yürüyor. Yani evet, Metaverse çok değerli bir vizyon. Özellikle pandemide gördük ki eğitim sektörü, yani eğitim alanı çok etkilendi insanların okula gitmemesinden. Ve ne kadar gerçeklik hissiyle bir yerde bulunabilirsek o kadar büyük bir avantaj oluyor. Buraları çok geliştirecek. Mesela cerrahi eğitimlerde AR kullanılıyor pek çok alanda. Çünkü gerçek bir insan üzerinde ameliyat yapmayı öğrenmek çok zor. Ama bu AR teknolojisi, VR teknolojisi cerrahi eğitimde çok fazla kullanılıyor. Ve bunların ismi 200 seneye kadar önce sanal gerçeklikti. Yani deniyordu ki sanal gerçeklik ortamında cerrahi eğitim deniyordu. Böyle bir şirket. Türkiye'de de var hatta. Yani Türkiye'de bir Türk'ün kurduğu böyle bir şirket de var. Nanser diye bir şirket. Ve cerrahi eğitim veriyor. Bu sanal gerçeklik ortamında cerrahi eğitim. Şu anda onun ismi Metaverse ortamında cerrahi eğitim oldu. Yani zaten olan teknolojiler yeni bir kılıfla ve daha fazla gelişeceği vaadiyle karşımızda. Evet, Metaverse'ü heyecanla bekliyoruz. Evet, bir yere gidecektir. Ama bunun arkasındaki mücadeleyi, bunun arkasındaki çabaları, bunu neden insanlar Metaverse'ü bu kadar konuşmaya başladılar kısmını anlamazsak, Metaverse'ü de çok iyi algılayamayız. 200 yıl önce, Türkiye'ye hep söylenir, Türkiye'de matbaa 200 yıl gecikmeyle geldiği için, Türkiye'nin özellikle okuma yazma alanındaki kültürü daha geride kalmıştır. Osmanlı'nın dağılma sebeplerinden birinde matbaanın 200 yıl gecikmesiyle gösterilir mesela. Evet, Metaverse'e de geç kalmayalım. Bunları bir an önce daha fazla girelim. Ama eğer bunların eğitimini, dijital medya okuryazarlığı eğitimini, insanların sosyal medyada nasıl davranması gerektiğiyle ilgili eğitimleri erteleyerek bunlara girdiğimiz sürece de pek bir yere, insanlığı iyi bir yere götürmeyeceği görülüyor. O yüzden ben Metaverse anlatmam için ya da Metaverse ile ilgili konuşmak için çıktığım yerlerde ilk önce internetin tarihini, neden Metaverse'e gidildiğini ve neden bu tarafa doğru gidilmek istendiğini anlatmak istiyorum. Bunu önceliyorum. Çünkü arkasında böyle bir amaç var. Bu amacı ne kadar görünür kılarsak Metaverse de o kadar iyi gelişebilir. İnterneti ne kadar merkeziyetten uzaklaştırırsak, şu an merkeziyetsiz internetle ilgili de vizyonlar var. Merkeziyetsiz sosyal medya platformları belki ileride gelecek. Şu anda Twitter'dan, işte Elon Musk satın aldı. Twitter'dan bahsediyoruz. Bildiğimiz TikTok'tan bahsediyoruz. Ama yavaş yavaş bir yerden sonra da merkeziyetsiz sosyal medya platformları gelecek. Bunların blok zincir üzerinde kurulması daha çok planlanıyor. Şu an çok ilkel bir aşamadılar. Ama bence Metaverse'den daha fazla konuşmamız gereken konulardan biri de merkeziyetsiz internet. O işte internetin aslında icat edilmesine neden olan vizyonu. Biz bunun içerisinde interneti 3-5 platformdan ibaret görmememiz gerekiyor. Öyle olursa sadece 6 saat Facebook kesilince sanki internet bitmiş gibi olur. Ki oldu da. Yani Facebook'un bir kesintisi Instagram ve WhatsApp'ı da dahil ettiği için bütün aynı serverlarda. 6 saat insanlar WhatsApp'tan yazışamayınca ne oluyor dediler. İnternet mi gitti dediler. Hayır, internet gitmedi. Sadece bir platformun serverlarında bir problem çıktı. Oradan sorun çıkmıştı. Ama bu işte çok ciddi bir tehlike eğer bu şekilde merkezi olarak gidecekse. Merkeziyetsiz internet ise bunun ötesinde bir vizyon olarak önümüzde duruyor. Web 3 deniyor. Web 3 de işte Web 1 neydi?
internetin sadece tüketicisiydik. Yani ve bir bizim 90'larda 90'ların sonunda gördüğümüz internet sadece yazılan bir şeyler var. Web sayfaları var. Okuyoruz. Aynı gazete okur gibi. Okuduktan sonra ayrılıyoruz. Bu web 1'di. Bunu da yaşadık. Web 2 işin içine dahil olduk. Sosyal medya geldi. Sosyal medyanın içerisinde artık kendimiz de yorumlar yazmaya, kendimiz de mikroblogları oluşturmaya başladık. Bu web 2'ydi. Ve web 3'te merkeziyetsiz internet vizyonu olarak önümüzde duruyor. Web 3'e bir ara web 3.0 diye semantik weble ilişkilendirdiler ama o pek bir yere varmadı. Şu an web 3 olarak sıfırı olmadan sadece webçi olarak merkeziyetsiz internet vizyonu olarak önümüzde uzanıyor. Burada ne gibi avantajlar var gelecekte merkeziyetsiz internette? Bir defa merkeziyetsiz internette sosyal medya platformları eğer blog zincir üzerinde kurulabilirse teknoloji oraya gelip veriler tek bir yerde toplanmayacak. Yani şu anda verilerin tek birkaç insanın elinde toplanmasından bahsediyoruz. İşte Mark Zuckerberg, Facebook'un sahibi, Twitter'ı Elon Musk aldı. Veriler burada bu havuzlarda toplanmak yerine blog zincir üzerinde kurulu bir sosyal medya platformlarında herkesin verisi kendi bilgisayarında duracak. Ve bunların oluşturduğu bir ağ içerisinde çalışılacak. Yani buraya doğru gitmek, götürmek gerekiyor interneti. Ama onun önünde çok büyük zorluklar var. Şu anda girersem anlatmak saatler sürecektir. O da çok zor bir vizyon. Ama bence Metaverse vizyonundan daha önemli bir vizyon. Web 3 merkeziyetsiz internet vizyonu. Çünkü ancak o zaman insanlığı bu verilerin toplanması ve veriler üzerinden insanlığın manipüle edilmesi sorunundan çıkabiliriz. Yani benim verim sadece benim bilgisayarımda duruyorsa ve bütün şey ağ boyunca herkes kendi verisiyle doğruluyorsa böyle gider. Mesela şu anda Steemit diye bir platform var. Mastodon diye bir platform var. Diaspora vardı. Bunlar hep bildiğimiz internetin, sosyal medya platformlarının merkeziyetsiz taraftaki sembolleri. Yani işte sembolleri diyorum. Simetrileri, karşılıkları. Mastodon'u salonda kaç kişi biliyor? Belki bilenler vardır. Mastodon diye bir yer var. Mesela Twitter'ın neredeyse aynısı gibi. Ama merkeziyetsiz versiyonu. Steemit çok farklı çalışıyor. Steemit diye bir platform var. Steemit platformunda blog zincir üzerinde kurulu. Şu anda Twitter'da ya da Facebook'ta like, retweet falan alıyoruz ya. Onlar ancak kendimizi iyi hissediyoruz. Eğer influencer falansak onlarla pazarlamacılara hesap veriyoruz. Fakat Steemit platformunda retweetlerin, like'ların o platformun kripto parasıyla bir karşılığı var. Yani siz orada çok retweet alan ya da çok paylaşılan bir ileti yazdığınız zaman sizin kripto para cüzdanınıza o platformla ilgili, o platformun ödül mekanizması ile ilgili kripto para toplanıyor. Yani dijital emeğinizin bir karşılığını alıyorsunuz. Şu anda bütün platformlara bedava çalışıyoruz. Yani bazılarımız o platformlar üzerinden iş yaparak ticaret yapıyor, influencer oluyor, ne bileyim YouTube'da yayıncı oluyor. Evet kazanıyorlar ama büyük diğer yayıncılar dışında kalan büyük bir kısmı bedava içerik üretmiş oluyor. Yani ben piknikte çektiğim bir fotoğraf bile aslında bir dijital emek unsuru. Neden? Çünkü orada fotoğrafımı paylaştım. İnsanlar fotoğrafımı gördü. Orada biraz daha fazla kaldılar. Onun üzerinden Instagram bir para kazandı. Facebook bir para kazandı. Benim avantajım ne oldu? Piknik fotoğrafımı paylaştım. İnsanlar like edince kendimi iyi hissettim. Ama bunun bütün artı değeri, bütün getirisi platforma gitti. İşte Steemit gibi merkeziyetsiz platformlar bunu insanlara da, buradaki geliri insanlara da paylaştıran yeni bir düzen kuruyorlar. Merkeziyetsiz vizyonda. Aslında Metaverse'den çok daha önemli bir, daha fazla konuşulması gereken bir vizyon bu. Onun da çok büyük zorlukları var dediğim gibi. Fakat keşke diyorum ben Metaverse yerine daha çok bu internetin merkezileşmesi, daha birkaç platformun eline geçmesini konuşabilsek, onlar üzerinden nasıl çıkış yapabiliriz konuşabilirsek daha önemli olacak diye düşünüyorum. Ama bu sırada da Metaverse balondur. Metaverse'ü bırakalım, oradan bir şey çıkmayacak gibi bir yaklaşım asla yok. Metaverse de bir yere gidecektir. İnternetin önünde bir vizyon olarak durmaktadır. Ama internetin daha acil ve daha önemli meseleleri de var. Konuyu buradan bağlamak istedim daha çok. Hem internetin geçmişinden hem internetin geleceğine bakarak bir vizyon sunmak istedim. Ne olursa olsun bu platformların içerisinde hepimizin birer işçi olduğunu, birer emekçi olduğunu unutmamamız lazım. Dijital emek veriyoruz burada. Yani orada saçma sapan bir şey de yazıyor olsak, onun içerisinde bir, bu o bir emek unsuru. Ve onun
bir karşılığı var. Veri birikiminde de karşılığı var. Reklam göstermede de karşılığı var. Ve bu platformları bedava kullanıyor olmamız bunların sınırsızca kullanılabilmesi anlamına gelmemeli. O zaman ne olur? Eğer öyle olursa şu anki dünyanın geldiği yer gibi bir yere gideriz. 90'larda internette çok olumlu bir şey olarak konuşurken şu an internette yalanın, yalan dolanın, bilgi kirliliğinin olduğu bir ortam olarak konuşuyoruz daha çok. Birçok işimizi halletsek de yararları var, zararları var, bir terazi var. O terazi sürekli böyle inip inip kalkıyor. İnsanlık bilinçlendikçe, farkındalık arttıkça bu daha da gelişecektir diyerek sözlerimi bağlamış olayım. Sorusu olan varsa, soru cevap bir seans var mı bilmiyorum. Varsa yine cevaplarım. Çok teşekkür ederiz değerli bilgileri aktardığınız yani. İçin. Soralım izleyicilerimize, soru sormak isteyen var mı? Auditorium'da, Zoom'da. Auditorium'da yok. Sanırım ben bir soru sorayım. Evet, Kaan'ın bir sorusu var. İletiyor size. Merhabalar. Merhaba. Benim sorum şu yönde olacak. Mesela reklam ajanslarında sosyal medya ajansları, işte YouTube'a yayın yapan ajanslar gibi tasarımcıların da bu yönde çalıştığı alanlar var. Metaverse dünyasında da biz o alana gider miyiz tasarımcılar olarak? O platformlar içinde iş yapacağımız bir dönem gelebilir mi acaba? Mutlaka harita mühendisliğinden tasarımcılara kadar, harita mühendisleri de çok önemli bu Metaverse için. Çünkü sürekli bir haritalandırma, parseller oluşturma ve o parsellerin içerisinde dünya yapma gibi. Ama tasarım alanında da çok ciddi inşaat olduğu için o inşaatın içerisinde muhakkak tasarımcılar çok önemli yer alacaklar. Ve fakat dediğim gibi o kadar başındayız ki ve bu inşaatın nereye gideceği o kadar belirsiz ki o yüzden bu bugünden yarına olmayacak. Ama önümüzdeki 20 yıl bununla geçecek. Bu inşaat sürecek. 2035-2036'ya kadar gidecek bir süreci var. Şu an hayal ettiğimiz gibi olması için. Bu dönemde birçok şey yapılacaktır. Bu AR gözlüklerle ilgili bu alan çok yükselecek. Çünkü tamamen tasarıma dayanıyor. Bütün şeyi inşa, o inşaatın içerisindeki bütün görsellik, insanların etrafında oluşturulacakları, içinde yer alacakları bütün şey, avatarlar, avatar tasarımı. İnsanlar çünkü orada avatarlar seçiyorlar kendilerine. Genellikle kendi yüzleriyle bulunmak istemiyorlar içerisinde. Belki ileride o da olacaktır. Ama bu avatarların tasarımı, o avatarların üzerine giyilen kıyafetlerin tasarımı bir. Nike mağaza açtı. Gucci'nin şeysi var. Birçok markanın artık Metaverse içerisinde sadece dijital olarak aldığımız versiyonları satılıyor. İnsanlar çünkü onun içerisinde bir kıyafetle dolaşacaklar. O yüzden çok etkileyecek. Bu alan yükselecek. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederiz Ümit Bey. Rica ederim. Başka sorusu olan yok sanırım. Peki, çok memnun olduk katıldığınız için.